Furkan Hoca ile Tarih Kanalı'ndan herkese merhaba değerli arkadaşlarım. Sizlerle birlikte deneme çözümlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen e, ne yapalım? Denememize başlayalım. Yukarıdakilerden hangileri İslamiyet öncesi Türk devletlerinde devlet yönetimi ile ilgili değildir? Bakalım sırasıyla. Şamanı vermiş, Tigin'e vermiş, Yapku'yu vermiş. Şaman neydi? Değerli arkadaşlar, İslamiyet öncesi Türklerde din görevlisiydi. Bu dinle alakalıdır. Tigin nedir? İslamet İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hanedan ailesindeki erkek çocuklarına verilen ünvandı. Değerli arkadaşlar, Metin Kurultay'a neydi? Kurultay'ın da bir üyesiydi. O yüzden bunu alıyoruz. Devlet yönetimiyle ilgilidir. Yapko neydi? Yapku ikili teşkilat yönetim yapısında devletin batı kanadını yöneten kişinin ünvanıdır. O yüzden bunu da alıyoruz. Bize olmayanı soruyor. Cevabımız ne olacak? Yalnız bir olmuş olacak. Soru 2'ye bakıyoruz. Türk İslam tarihinde Abbas halifesi tarafından ilk kez İslam hükümdarı olarak tanınan Ebu Nasır Ahmet aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin hükümdarıdır? Bu soru çok güzel bir soru değerli arkadaşlar. Ebu Nasır Ahmet Karahanlı devletinin bir hükümdarıdır değerli arkadaşlarım. Ve Abbas halifesi tarafından ilk kez İslam hükümdarı olarak ne yapmıştır? Tanınmıştır. Bu açıdan Ebu Nasır Ahmet'i bu özelliğiyle bilmek lazım. Ee, o yüzden burada cevabımız E şıkkı karanlar olmuş olacak. Soru 3'e bakıyoruz. Verilen bilgiler aşağıdaki devletlerden hangisine aittir? Bakalım Cengiz Han'ın torunu Hülagü tarafından İran'da kurulmuştur. 1258'de Abbasilere son vermiştir. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında etkili olmuştur. Bu devletimiz kimdi? İlhanlı Devleti değerli arkadaşlar. Cevabımız İlhanlı Devleti olacak. İlhan Devleti'nin kurucusunu bilelim Hülagü Han. Nerede kurulmuş? İran'da kurulmuş. Onu bilelim. Abbasilere son verdiğini bilelim. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında ki bu hangi savaşta? Değerli arkadaşlarım 1243 Köse Dağı Köse Dağı Savaşı ile birlikte ne yapılacak? Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında etkili olacaktır İlhanlı Devleti. Soru 4'e bakıyoruz. Şöyle yukarı, çık yukarı çıkalım. Heh. Anadolu fütuhatında önemli rol oynayan ve Türk Türkmen hanımlarının kendi aralarında örgütlenerek kurduğu teşkilat aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım bu teşkilat neydi? Bağcıyanı Rum'du. Değerli arkadaşlar Bağcıyanı Rum e, Evran'ın işi Fatma Bacı tarafından kuruluyor. E, ve Anadolu Kadınlar Birliği olarak e, adlandırılıyor Bağcıyanı Rum. Dünyanın ilk kadın teşkilatı olarak da bilinmektedir Bağcıyanı Rum. Diğer şıklarımızı açıklayalım. Ahya Nurum neydi? Anadolu'da kurulmuş olan ticaret ve zanaat erbaplarının teşkilatıydı. Fütüvet nedir? Fütüvet Abbas e, Abbasid devleti döneminde kurulmuş olan nedir? Esnaf e, örgütüdür. Aptalağ Nurum nedir? E, Anadolu'da İslamiyet'in yayılması ve gaza için çalışan dervişlerdir. Gaziya Yanurum ise Osmanlı Devleti'nin ilk zamanlarında fetihlere katılmış ve gaza için savaşmış askerlerdir. Değerli arkadaşlarım burada cevabımız C şıkkı Bağcıyanur'un olacak. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Fransız yazar Lamartine'in yavaş yavaş ilerledi fakat hiçbir zaman geri dönmedi. Büyük devletlerin kurucularının özelliklerine sahipti dediği Fahrüddün lakapta Osmanlı hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım Fransız yazar Lamartin'in e, Aşiret'ten Devlet'e adlı bir e, kitabı var, eseri var. Osman Bey ve devletin kuruluşu hakkında önemli bilgiler vermiştir bu kitabında. E, burada Fahrettin Nakaplı Osmanlı Padişahı kimdi? Osman Bey'di. Burada cevabımız şıkkı Osman Bey olmuş olacak. Soru 6'ya bakıyoruz. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin merkez yönetiminde bazı bozulmalar görülmüştür. Aşağıdakilerden hangisinin bu duruma doğrudan neden olduğu söylenemez. Bakalım. Sancağa çıkma uygulamasına son verilmesi değerli arkadaşlarım 3. Mehmet tarafından biliyorsunuz ki sancağa çıkma uygulamasına son veriliyordu ve bu durum merkez yönetimde bozulmaya sebep olacaktı. Bu var. Yeniçeri ayaklanmaları. Biliyorsunuz ki Yeniçeriler yapılan ıslahatlara karşı ne, yap ne yapacaklar? Karşı, çık karşı çıkacaklar ve ne yapacaklar? Ayaklanacaklar. O yüzden bunu da alıyoruz. Yine merkez yönetiminde bozulmaya neden olmuştur. Celali isyanlarından başlaması değerli arkadaşlarım e, burada bize merkez yönetimini soruyor. Celali isyanları Taşra'da çıkıyor değerli arkadaşlarım. E, Taşra teşkilatının bozulmasında etkilidir. O yüzden burada cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak. Saray kadınlarının yönetime karışması 17. yüzyılda değerli arkadaşlarım. E, Safiye Sultan, Kösem Sultan değerli arkadaşlarım bu gibi isimler ne yapacak? Saray kadınlarının. E, yönetime karışmış olacak saray kadınları. Rüşvetle devlet adamlarının önemli mevkilere gelmesi yine değerli arkadaşlarım ve iltimas 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'ndeki merkezi yönetimi ne yapacak? Bozmuş olacak. Bunları alıyoruz. Cevabımız nedir? C şıkkı olacak. Soru 7'ye bakıyoruz. 4. Mehmet döneminde devlet adamlarının idamıyla sonuçlanan olay aşağıdakilerden hangisidir? Biz bu olaya ne diyorduk değerli arkadaşlarım? Vakayı vakvakiye. Sakın vakayı hayri demiyoruz. Vakayı vakvakiye diğer adıyla Çınar vakası. Değerli arkadaşlarım 4. Mehmet döneminde devlet adamlarının idamıyla sonuçlanıyor. Vakvak ağacına asılıyor birçok devlet adamı. Buraya da yazıyorum vakayı vakvakiye değerli arkadaşlarım. Çınar olayıdır 4. Mehmet döneminde olduğunda bilelim. Vakai Hayriye neydi? Vakai Hayriye Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması olayına verilir. Hayırlı olay anlamına gelir 2. Mahmut döneminde. Şeyh Bedrettin İsyan nedir? Osmanlı kuruluş döneminde 1. Mehmet zamanında çıkan bir isyandır. Dini, dini nitelikli isyandır. Edirne olay nedir? Şeyhülislam Feyzullah Efendi olayda olayı da denir Edirne olayına. 1703'te 2. Mustafa'nın Edirne'de devlet işlerinden uzak kalması, başkentin Edirne'ye taşınacağı dediko dedikoduları ne yapacak? Değerli arkadaşlarım bu isyana sebep olacaktır. 2. Mustafa ne yapacak? Tahttan çekilmek zorunda kalacak. Yerine 3. Ahmet padişah olacaktır. Çırağan baskını nedir? Bu da Çırağan sarayında tutulan 5. Murat'ı 2. Abdülhamit yerine tahta çıkarmak için yapılan ihtilal girişimidir 1878 tarihinde. Burada cevabımız B şıkkı olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda açılan eğitim kurumları arasında gösterilemez? Hepsini ne yapalım? Açıklayalım. Mektebi, Ma Mektebi Marifi Adliye. Değerli arkadaşlarım bu 2. Mahmut 2. Mahmut döneminde 1839 tarihinde devlet memuru yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Bu doğru olacak. Sanayi Nefise Mektebi değerli arkadaşlar 2. Abdülhamit döneminde 1882 tarihinde güzel sanatlar alanında eğitim vermek amacıyla kurulacaktır. Bu bilgimiz de doğru. Darül Bedai, bu 5. Mehmet Reşat döneminde 1914 14 tarihinde İstanbul Belediyesi bünyesinde konservatuvar olarak açılıyor. Daha sonra bir tiyatro topluluğuna dönüştürülüyor. Günümüze İstanbul Şehir Tiyatrosu olarak da ne yapıyor? varlığını sürdürüyor. Burada bize 19. yüzyılı soruyor. Ancak Darül e, Bedai 1914 yani 20. yüzyılda açılmıştır. O yüzden burada cevabımız C şıkkı. Darül Şafaka bu ise tazimat döneminde 1863 değerli arkadaşlarım. Abdülaziz zamanında kimsesiz çocuklar için açılan yatılı okuldur. Bunu da alıyoruz. Mektep, Mektebi Harbiye ise 2. Mahmut'un emriyle 1834'te kurulmuştur. Bunu da alıyoruz. Cevabımız C şıkkım Darülbedai olacak. Soru 9'a bakıyoruz. 19. yüzyıl ve sonrası Osmanlı Devleti'nde Fransız ihtilalinin etkileri görülmüştür. Aşağıdakilerden hangisinin milliyetçilik akımını doğuracak ve birçok e, ulus azınlıklar ne olacak? Bağımsızlığını ilan etmiş olacak. Baktığımız zaman 1829 Edirne anlaşmasıyla Yunanistan bağımsız oluyor. İyi değerli arkadaşlarım. Avrupalı devletlerin azınlık halklarına bahane ederek Osmanlı'nın iç işlerine karışması yine azınlık gördüğünüzde değerli arkadaşlarım bilin ki Fransız ihtilaliyle ilgilidir. Sırpların 1804'te kara yorga önderliğinde ayaklanma çıkarması, Küçük Kaynarca Anlaşması sonucunda Kırım'ın bağımsız olması, 1827 Navarin'de Osmanlı donanmasının yakılması. Şimdi bir, e, buradaki Değerli arkadaşlarım 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması ile Karın bağımsız oluyor mu? Oluyor. E, Karın bağımsız oluyor. Dolayısıyla Fransız ihtilaline ilişkilendirilemez bu durum. Değerli arkadaşlarım. E, o yüzden burada cevabımız nedir? D şıkkı olmuş olacak. Çünkü kırım zaten azınlık değil. Değerli arkadaşlar o yüzden bunu alamayacağız. Ancak diğer şıklarımız ne ile ilgilidir? Azınlık, azınlıklarla ilgili bir durumdur. Ve Fransız ihtilalinin etkileri bunlarda görülmüştür. Ona bakıyoruz. Şöyle takıldı. Hemen yukarı çıkıyoruz. Ne diyor sorumuzdan? Mürür tezkeresi ilk kez uygulanmıştır. Tercüme odaları açılmıştır. Heyeti vukela oluşturulmuştur. 19. yüzyılda görülen gelişmeler aşağıdaki padişahların hangisi döneminde gerçekleşmiştir? Değerli arkadaşlar bir eyaletten bir eyalete geçişte İstanbul'da giriş ve çıkışta gösterilen belge neydi? Mürur tezkeresiydi. E, Mürur tezkeresi 2. Mahmut döneminde uygulanıyor. Tevcüm odaları açılıyor. Yiğit-i vükela dediğimiz bakanlar kurulu oluşturuluyor değerli arkadaşlarım. Bunların hepsi hangi dönemdedir? 2. Mahmut dönemi gelişmeleri arasında yer almaktadır. Cevabımız C şıkkı. Soru 11'e bakıyoruz. 1. Balkan Savaşı sonucunda 30 Mayıs 1913 Londra Anlaşması'nın anlaşmasını imzalayanlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Değerli arkadaşlarım biliyorsunuz ki Balkan 1. Balkan Savaşı'na katılmayan bir devletimiz vardı. Bu devletimiz neydi? Romanya. Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Karadağ, Sırbistan değerli arkadaşlarım katılıyor ve Londra Anlaşması'nı imzalıyor. Ancak Romanya 1. Balkan Savaşı'na katılmadığı için bu anlaşmayı ne yapacak? İmzalamayacak. O yüzden cevabımız burada E şıkkı. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Mustafa Kemal Mondros Ateşkes Anlaşması'nın maddelerini görünce İstanbul Hükümeti'ne telgraf çekerek anlaşmada ülkeyi işgale açık bırakan maddeler olduğuna dikkat çekerek ordunun terhis edilmemesi gerektiğini belirtmiştir. Mustafa Kemal bu telgrafı çektiğinde Osmanlı Hükümeti'nin başında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır? Değerli arkadaşlar, 14 Ekim 8 Kasım 1918 tarihleri arasında Ahmet İzzet Paşa Hükümeti vardır bu dönemde. Mondros imzalandığında Ahmet İzzet Paşa Hükümeti'nin olduğunu ne yapacağız? Bilmemiz lazım değerli arkadaşlarım. Bunu bileceğiz. O yüzden e, hangi hükümet varmış? Ahmet İzzet Paşa hükümeti varmış. Bondroz, değerli arkadaşlarım, imzalandığında. Cevabımız burada B şıkkı. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. 29 Nisan 1920'de TBMM'ye karşı ayaklanan ve vallığını inkar edenleri cezalandırmak ve iş güvenliği sağlamak amacıyla çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlar... 29 Nisan 1920'de çıkan bu e, kanunumuz nedir? Hıyaneti Vataniye Kanunudur. Bu, bu kanunla birlikte e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklanan ve vallığını inkar edenlere ne yapılacak? E, cezalandırılacak ve iç güvenliği bu şekilde sağlanmış olacak Hıyaneti Vataniye Kanunu ile birlikte. Soru 14'e bakıyoruz. Milli mücadele yolunu olumsuz yönde etkileyen cemiyetlerden hangileri Türkler tarafından kurulmuştur? Bakalım Nigehban, Alyans, Makabi vermiş. Değerli arkadaşlar, Makabi ve e, Alyans cemiyetleri bunlar e, Yahudiler tarafından kurulmuş bir cemiyettir. Nigehban cemiyeti ise Türkler tarafından e, kurulacak. Balkan savaşlarından sonra ordudan atılan yaşlı ve alaylı Osmanlı subayları tarafından kurulacaktır bu. Padişah yanlısı olan cemiyet e, Kuvayi Milliye ve Kurtuluş Savaşı'na nedir? Karşıdır değerli dostlar. Burada cevabımız A şıkkı. Soru 15'e bakıyoruz. Kurtuluş Savaşı'nın bağımsızlık politikasıdır. Sınırlar, boğazlar, azınlıklar, kapitülasyonlarla ilgili kararlar yer almıştır. Dış borçların ödeneceği belirtilmiştir. Değerli arkadaşlarım bu nedir? Misak-ı millidir. Yani milli ant. Değerli arkadaşlarım Kurtuluş Savaşı'nın siyasi nedir? Manifestosudur. 16 maddeden oluşur. 28 Ocak 1920 tarihinde son Osmanlı Mevlusan Meclisi tarafından onaylanıyor. Değerli arkadaşlarım Misak-ı Milli e, ee, sınırlar, boğazlar, azınlıklar, kapitülasyonlarla ilgili nedir? Kararlar alınıyor ve dış borçların ödeneceği belirtiliyor misak milli kararlarında. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Ne diyor? Erzurum Kongresi kararlarının aşağıdaki konulardan hangisi yer almaz? El Erzurum Kongresi kararlarında milli sınırlar, azınlıklar, dış yardım alınabileceği manda ve himaye konuları yer alıyor. Ancak Değerli arkadaşlarım, Ermenilerin bölgeden te tehciri ile ilgili bir karar Erzurum Kongresi'nde alınmıyor. Azınlıklara siyasi sosyal dengeyi bozacak hakların verilmeyeceği belirtiliyor. Tehcir kanunu Osmanlı hükümeti tarafından 1915 senesinde çıkarılmış bir nedir? Ee, kanundur. O yüzden burada cevabımız değişik olacak. Milli sınırlar, azınlıklar, dış yardım alınabileceği, manda ve himaye konuları Erzurum Kongresi'nde alınan kararlardır. 17'ye bakıyoruz. Birinci İnönü Savaşı sonrası imzalanan Afganistan Dostluk Anlaşması'nı Türkiye adına imzalayan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlar ee, biliyorsunuz ki bu dönemde Afgan Dostluk Anlaşması imzalanırken e, Türkiye Büyük Millet Meclisi e, başında Dışişleri Bakanlığı olarak bulunan değerli arkadaşlarım kişi kimdi Yusuf Kemal Tengelşenk'ti. Yusuf Kemal Tengrişenk değerli arkadaşlarım. Doktor Rıza Nur'la birlikte ne yapacak? Afganistan dostluk anlaşmasını imzalayacak Türkiye adına. burada bakıldığı zaman Yusuf Kemal Tengrişenk Dışişleri Bakanlığından önce iktisat vekili iktisat vekili olarak da görev yapmıştır değerli arkadaşlarım. burada bakıldığı zaman 1. Yunan Savaşı sonrası imzalanan Afganistan Dostluk Anlaşması 1 Mart 1 Mart 1921 ancak Dışişleri Bakanlığı olarak Dışişleri Bakanlığı olarak Mayıs'ta geçiyor. Yani bunu Dışişleri Bakanı olarak imzalamıyor değerli arkadaşlarım. İktisat vekiliyken imzalıyor. O yüzden buradan hata yapmayalım. Cevabımız burada. Yine Yusuf Kemal Tengişek olacak. İktisat vekiliyken imzaladığını da bilirim. İki ay sonra da Dışişleri Bakanı olacak Yusuf Kemal Tengişek. Soru 18'e bakıyoruz. Şöyle biraz geri alalım değerli arkadaşlar. Ne diyor? 3 Ekim 1922'de Fahli Rıfkı milli mücadele yılları ile ilgili 3 senede Türk milletinin tarihine 3 büyük isim katıldı. İnönü, Sakarya, Dublupınar. Yunanlar İnönü'de geri çekildiler. Sakarya'da hizmeti uğradılar. Dublupınar'da mahvoldular diye yazmıştır. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi verilen bilgiyle ilişkilendirilemez sorusu yöneltilmiş. Bakalım. Metristepe değerli arkadaşlar. İsmet Paşa Yunan ordusunun geri çekilmesini seyretmiştir. 1. İnönü Savaşı'nda. Doğa Tepe Sakarya Savaşı'nın en korkunç mücadelesine sahne olmuştur. Doğa Tepe'nin Sakarya'da olduğunu bilelim. Koca Tepe, Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa ve İsmet Paşa 26 Ağustos Şafak Vakti taarruza başlatmışlardır. Bilgisi de doğru. Büyük taarruzda. Tınas Tepe, büyük taarruza Yunan ordusunun ordusundan ilk alınan tepedir. Bilgisi de doğru değerli arkadaşlarım. Bunu yıldız atalım bu bilgiye. Mustafa Kemal'e gümüş liyakat madalyası vermiştir. Kireçtepe bilgisi yanlıştır. Değerli arkadaşlarım Kireçtepe 1. Dünya Savaşı'na Çanakkale cephesi ile ilgili bir tepedir. O yüzden burada cevabımız E şıkkı olacak. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Hemen biraz yaklaştıralım. Ne diyor? Atatürk dönemi iç politikasında Aşağıdaki gelişmelerden hangisi diğerlerinden daha önce gerçekleşmiştir? Sorusu yöneltilmiş. Bakalım şimdi. İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması, değerli arkadaşlar, 11 Ağustos 1923. Yunanların tazminat bedeline karşılık kara ağacı Türkiye'ye vermesi, bu ise 27 Mayıs 1923. Birinci İzmir İktisat Kongresinin başlaması, 17 Şubat. 1923. Lozan Barış Konferansı'nın başlaması 20 Kasım 1922. Birinci Büyük Millet Meclisi'nin seçim kararı alması. Bu da değerli arkadaşlarım 1 Nisan 1923 senesinde olmuş olacak. Burada bize hangisi öncedir diye soruyor. 20 Kasım 1922 senesinde olan Nozan Barış Konferansı'nın başlaması olmuş olacak. Cevabımız burada değişik. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Atatürk döneminde cumhuriyete karşı ol oluşan tepkiyi ortadan kaldırmaya yöneliktir? Değerli arkadaşlar, e, İsmet İnönü hükümeti tarafından çıkarılan hangi kanun? Takrir-i Sukun Kanunu. Bu kanun ile sıkı yönetim ilan ediliyor. E, cumhuriyete ve laik düzene karşı e, oluşan tepkiler ne yapılacak? Ortadan kaldırılacak. Değerli dostlarım, Takrir-i Sukun kanunu ile kanunu ile huzur ve güvenliği sağlanmış oluyor bu şekilde. Cevabımız değişik şıkkı. Bir diye sorumuza bakıyoruz. Hemen yine yukarıdaymış. Şöyle yukarı çekelim. Ne diyor? Atatürk dönemi iktisadi hayatla ilgili verilen gelişmelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Celal Bayar'ın iktisat bakanı olması değerli arkadaşlarım 1932. Teşviki Sanayi Kanunu çıkarılması 1927. Merkez Bankası'nın açılması 1930 değerli dostlar. Burada zorlayıcı olan nedir? Celal Bayar'ın iktisat bakanı olması. Bu tarih biraz zor bilinmesi açısından. Ancak Teşviki Sanayi ve Merkez Bankası'nın açılmasını %90'ımız biliyordur en azından. Buradan yola çıkarak bakalım sorumuzu çözelim baştan. Şimdi eğer 1 olsaydım değerli arkadaşlarım 1-2-3 şeklinde sıralanabilirdim. Burada bir çelişkiye düşebilirdiniz. Ee, ama teşvik Sanayi Kanunu ilk başa alıp daha sonra Merkez Bankası'nı değerli arkadaşlarım alırsanız ne olacak? Bunlar gidecek. Cevabımız direkt A şıkkı olmuş olacak. Ee, değerli arkadaşlarım bu soru biliyorum zor bir soru. Ee, ama en azından Celal Bayar'ın İktisat Bakanı olduğunu 1932 senesinde ne yapalım öğrenmeye çalışalım en azından. teşvik Sanayi 27'de Merkez Bankası 1930'da. Celal Beyer'de 1932'de olmuş olacak. Arada böyle zorlayıcı sorular da gelebilir değerli dostlarım. E, o yüzden moral bozmaya gerek yok. E, bu bu tarz sorular e, değerli arkadaşlarım e, sizler için nedir? Zorlayıcıdır. E, bu tarz soruları en azından e, her denemede bir iki tane çıkar değerli arkadaşlarım. E, o yüzden değerli arkadaşlar moral bozmaya gerek yok. Hemen 22'ye bakıyoruz. Yeni Türkiye sadece iktidar unsurlarıyla değil, diğer kurum ve kuruluşlarıyla çağın şartlarına kendini adapte edebilmenin yollarını arayacaktır. Sözü Atatürk'ün hangi ilkesiyle doğrudan alakalıdır? Değerli arkadaşlar, mevcut kurumların çağa uydurulması hangi ilke ile ilgili, ilgiliydi? İnkılapçılık ilkesi ile ilgiliydi. Burada cevabımız E şıkkı olacak. Soru 23'e bakıyoruz. 20 Nisan 1924'te yürürlüğe giren 1924 Anayasası'na göre egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Devletin yönetim şekli Cumhuriyet, dili Türkçe, başkenti Ankara ve dini İslam'dır. Egemenliğin tek temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Aşağıdakilerden hangisi bu anayasada değişiklik yapılan konulardan değildir? Sorusu yönlendirilmiş. Layıklığa aykırı maddeler, kabine sistemi, kadın hakları, milletvekili seçme ve seçilme hakkı, seçim şartları. Değerli arkadaşlar, 1928'de laikliğe aykırı maddeler çıkarılıyor. E, laik e, tir maddesi anayasaya yerleştirilmiş oluyor 1928'de. Kabine sistemi değerli arkadaşlarım 1921 anayasasına Cumhuriyet'in inanıyla gelen kabine sistemi değişikliği e, uğramadan 1924 anayasasının yan anayasasına devam ediyor. O yüzden burada cevabımız kabine sistemi olacak. Kadın hakları 1934 senesinde kadınlara siyasi haklar veriliyor. Ee, milletvekilli milletvekili seçme, seçilme hakkı değerli arkadaşlarım 26'da medeni kanunla birlikte ne olacak? Kadın erkek eşitliği sağlanıp e, seçme seçilme hakkı verilmiş olacak. Seçim şartları 1950 seçimlerinde gizli oy açık sayım uygulanıyor. Yani anayasada değişiklik yapılmış oluyor burada da. Burada cevabımız B şıkkı kabine sistemi olacak. Soru 24'e bakıyoruz. Atatürk'ün benim şahsi meselem dediği ve döneminde büyük bir bölümü çözülen sorun aşağıdakilerden hangisidir? Bu sorun neydi değerli arkadaşlarım? Benim şahsi meselem dediği Atatürk'ün sancak sorunudur. Sancak sorunu değerli arkadaşlarım. Diğer adı nedir? Hatay sorunudur. Burada cevabımız D olacak. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. İkinci Dünya Savaşı devam ederken savaşın Almanya'nın lehine döndüğünü görüp 1941'de ödünç verme, ve, ödünç verme ve kiralama yasası ile silah satışını serbest bırakan ülke kimdir? Değerli arkadaşlarım Amerika Birleşik Devletleri'dir. Ödünç verme ve kiralama yasasını Amerika getiriyor. Soru 26'ya bakıyoruz. Ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti tarihinde beyaz devrim olarak adlandırılan seçimin sonucunda aşağıdaki partilerden hangisi iktidara gelmiştir? 1950 seçimleri Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez yargı denetiminde ve gizli oy açık sayım ilkesiyle gerçekleştirildiği için beyaz devrim olarak adlandırılıyor. Bu seçimin %55 oy oranı ile Demokrat Parti ne yapacak? Kazanmış olacak değerli arkadaşlarım. Beyaz devrimi unutmayın. 1950 seçimleridir değerli arkadaşlarım. Ve Demokrat Parti iktidara gelmiş olacaktır. Son sorumuza bakıyoruz. 21 Nisan 1966 tarihli Patris gazetesinde yayınlanan plana göre Türk halkı ani bir saldırı ile yok edilecek ve ada Yunanistan'a bağlanacaktı. Hazırlayıcı, hazırlayıcıları arasında İçişleri Bakanı Yorgasis, Cumhurbaşkanı Makarios, Meclis Başkanı Klerides'in bulunduğu bu plan aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlar bu plan nedir? Akritas planıdır. Akritas planı ile Türk halkı ani bir saldırı, saldırı ile yok edilecek ve ada Yunanistan'a bağlanacaktı. Değerli dostlarım burada Akritas planı olacak cevap. Diğer şıklarımızı açıklayalım. EOKA neydi? Enosis'i gerçekleştirmek amacıyla Kıbrıs'ta kullanan rum örgütünün amacıdır değerli arkadaşlarım. Bir terör örgütüdür EOKA. Enosis nedir? Enosis amacı Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamaktır değerli dostlarım. Taksim nedir? Kıbrıs'ın kuzeyinin bir il olarak Türkiye'ye katılması düşüncesidir. Asala nedir? Değerli arkadaşlarım bu da Ermeni terör örgütüdür Asala. Burada cevabımız A şıkkı. Ani bir saldırı ile değerli arkadaşlarım yok edilmesine ne diyoruz? Akritas planı diyoruz. Bu sorumuza birlikte denememizin sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki denemelerimizde görüşmek üzere. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.